Eyvah! Yedi bela Gülazer. Hadi Gülazer, hadi işimizi uğraştırın. Bırak kardeşim ya, ama bırak kolumu be! Ne asılırsın kolumu öyle? Sanki kumar makinesi koludur. Hadi. Dur. Biraz paravan heyecanı yaşayalım komiserim damat Ferit'imle. Ya Gülazer, bırak bu evlilik programı numarasını da gir içeri. Hadi yürü. Ya dur, ittirme. Şimdi Rasim'im Songül Karlım. Sorasın komiserim damat Ferit'ime. Acaba yalnız mı yaşarmış? Babasıyla anasıyla mı? Gezmeyi sever miymiş? Müstakil bir at arabası var mıymış? Hadi Gülazer, hadi git içeri ya, hadi. Benim dokanılmazlığım vardır. Rasim'im İstanbul milletvekilim. Bu ne hal Gülazer, ha? Yine ne numaralar çeviriyorsun? Gördüğünüz gibi Noel anayım, komiserim İper Metrop'um. Yürü be! Noel babalar bitti de sıra sana mı geldi? İstanbul kalabalık şehirdir. Noel baba hangi birine yetişsin? Komiserim bir evin penceresinden çıkarken kıskıvrak yakaladık. Allah Allah! Gülazer'i hırsızlık yaparken. Hırsızlık mı Gülazer? Olacak şey değil. Abi senin Noel anaya hiç saygın yok mudur? Yunus'um ayin evlat ökkeşim. Bak Noel analık hakkımı helal etmem. Na iki gözüm kür olsun, bir daha Davos'a gelmem. Bırak şimdi bu laf cambazlıklarını. El alemin penceresinde ne işin vardı, anlat. Abi müteahhitin suçunu bana mı yıkarsın? Komiserim Seyran Tepe proje. Baca vardı da biz mi girmedik? Ya komiserim biz bunu niye dinliyoruz ya? Atalım Kodos'a gitsin ya. Tabii canım. Emencek at Yunus'um, yargısız infazım. Na. Telsizim. Eğer şu kadarcık bir şey çaldıysam iki gözüm önüme aksın. Patatesi ver bana, ver, bırak. Aman al canım, kaybolur maybolur benden bilirsin. Komiserim bunun palavralarını dinlemeyin. Suçüstü yakaladık diyorum size. Tamam Rasim, sen çık dışarı yavrum. Baş üstüne komiserim. Abi Noel anayım derim. Hediyeleri dağıtırım derim. Komiserim Shakespeare'im. Hadi be, hediye dağıtma işi sana mı kaldı? Abi millet Noel babadan acıkın korkar. Ne de olsa bir erkek. Saç sakal böyle bir arada. Ben de dedim ki olayım bir Noel ana, dağıtayım hediyelerimi. Her yere girer çıkarım, dağıtırım, sevindiririm insancağızları. Ne hediyesiymiş bu? Ay Sinan, na bunları dağıtırım insancağızlara. Sevinsinler isterim. Na bu devletin elektriği çarpsın ki, na şu kadar bir boncuk bile mi almadım? Yalan komiserim, yumuşama. Duymadım sanma. Yunus'um iftira at izi kalırım. Sen bana iftiralar atarsın ama bak ben seni nasıl da düşünürüm. Na bu senin için. Gerçi geyikler gelirken biraz sağladı, acıkın çizildi. Bu benim mi? Gerçekten mi? O senin tabii. Na bak bak. Heh, bak. Na bu da senindir. Komiserim, ana muhalefet liderim. 2010 yılınız kazasız belasız geçir inşallah. Komiserim, bu işin içinde bir iş olmasın? Ya hırsız mırsız ama. Yani çok düşünceli bir kadın. Yapmasa yapmaz kardeşim. Abi doğru söylüyorsun komiserim. Dokuz köyden kovulanım. Geleneklerimizde bir hediye verildi mi almamak olmaz. Gülazer doğru söylüyor. Hırsızlık olayı ayrı, bu ayrı canım. Hediyeler için çok teşekkürler Gülazer. Yalnız biz devlet memuruyuz. Yani bu hediyeleri bizim almamamız lazım. Karakol adına bunları alıyoruz Gülazer. 45.50'den merkeze. 45.50'den merkeze. Dinlemedim 45.50. Emniyet müdürümüz karakola gelmektedir amirim. Emniyet müdürü mü? Emniyet müdürü geliyormuş Yunus. Niye daha önce söylemediniz kardeşim? Şimdi mi söylenir bu ya? Habersiz gelmek istemiş komiserim. Bir nevi teftiş. Tamam. Toplayın şuraları. Toplayın burayı. Şunları alsın hemen buraya koy. Gülazer sen de ayak altında çekil. Çekil. Tamam gidiyorum size. Ayrılın nöbetler komiserim. Mavi gözlü bir devim. Başka yerlere gideyim de biraz hediyeler vereyim. Yakanınızı düzelt Yunus. Müdür bey geldi. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk arkadaşlar. İyi nöbetler. Sağ olun müdürüm. Hanımefendi kim? Abi müdürüm
Selvi boylum, al yazmalım. Ben bir mahalle sakiniyim. Mahallemize sağladıkları huzurdan dolayı komiserime ve mesai arkadaşına iyi Noeller dilemek için geldim. Gülezer Hanım'ı tanırız efendim. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar, benim bugünkü ziyaretimin ani bir baskınla ya da sizi teftişle uzaktan yakından alakası yok. Biliyorsunuz bugün yılbaşı. İnsanlar dışarıda eğleniyorlar. Ama sizler görevinizin başındasınız. Yani buna bir çeşit destek ziyareti diyebilirsiniz. Sağ olun müdürüm. Bize daha çok çalışma şevki verdiniz. Sizler de sağ olun arkadaş. Ne oldu müdürüm, bir terslik mi var? Çok enteresan. Bu Şam'dan aynısından bize de var, biliyor musunuz? Şamdanlar da insanlar gibi çift yaratılmış derler. Ya nerede kalmıştık arkadaşlar? Suç önleme konusunda bu bölge çok önemli bir yere gelmiş. Herhalde bunu vatandaşla yaptığınız yakın diyalogla oluşturdunuz. Ve sizi yürekten kutluyorum çünkü özellikle hırsızlık bu bölgede yok denecek kadar azalmış. Sağ olun müdürüm. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz efendim. Yok artık. Ne oldu be? Yahu bu tablonun aynısından bizim evde de var. Sizde de mi var? Ah bu ressamlar. Satarlarken efendim bir tek size yaptık derler. Sonra bir bakarsın bütün resimlerden ikişer üçer yapmışlar. Ne oldu efendim? Bu ne demek oluyor? Bu tepsinin aynısından bizim evde de var. Bu ne demek oluyor? Bir dakika efendim. Yunus bu ne demek oluyor? Şamdanından, resminden, tepsisine kadar her şeyi bizim evden toplayıp resmen buraya getirmişsiniz. Size burayı eviniz gibi hissettirebildiysek ne mutlu bizlere. Yunus, sen istersen müdürüm. Bunların ne işi var burada? Hı? Bunun bir açıklaması var herhalde değil mi? Cevap verin. Tabii. Gurur duyduğum karakolun görevlileri Indira Gandhi mi yapıyorlar yoksa? Hayatta inanma. Haşa efendim, haşa. O zaman ne arıyor bunlar sizde? Efendim, aslında biz bunları hediye olarak aldık. Hediye mi? Aa, bu daha büyük bir kabahattir. Bir memurun hediye alması ne kadar doğrudur? Sayın Emniyet Müdürüm Kara Kartalım daha iyi bilir. Ne diyorsun sen be Gülezer? Bu Gülezer başımızı yakacak komiserim. Yangına körükle gidiyor. Ayol, sizin başınız zaten yanar Marmara çırası gibi. Bunun bir açıklaması olması lazım değil mi komiserim ha? Olur tabii, niye olmasın? İş açıklamaya gelsin, açıklarız. Ne varsa her şeyi... Ya işte böyle lafı ağzında eveler gevelesin. Evet, cevap verin. Demek hediye aldınız ha? Yani efendim tam olarak hediye de değil. Kimden aldınız bu hediyeyi, onu söyleyeyim abi. Noel Baba'dan efendim. Noel Baba mı? Noel Ana. Noel Ana mı? Efendim tam almadık, alıyormuş gibi yaptık efendim. Alıcı kılığına girdik bir durum. Alıcı kılığına girdiniz. Bu resmi üniformalarla mı alıcı kılığına girdiniz? Sayın Emniyet Müdürüm, üzerime vazife değildir. Vergisini zamanında veren bir vatandaş olarak derim ki... ...na bu bizimkileri biraz dinlendirin. Çok yorulurlar. Şöyle gitsinler birazcık öteye, kafacağızlarını dinlesinler. Doğru söylüyorsunuz, doğru. Sizin biraz dinlenme zamanınız gelmiş. Bana bir taksi çağırasın Rasim'im Dönü de Vito. Hemen Gülezer Hanım. Ben sizi şöyle doğuda güzel bir karakola yollayayım da... ...siz orada güzelce bir dinlenip tatil yapın ha. Ulan Gülezer, ulan Gülezer bir elime geçirirsem seni. Yanma, yanma, yanma. Moriye kafamı, moriye kendini. Kızım seni ömere vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Bakar mısınız? Belki de bakma, durma bari. Hanımefendi, bakar mısınız? Ya benim bir adım var. Nedir? Meziyet. Meziyet Hanım. Buyur gözüm. Gözünü seveyim. Karımın durumu çok kritik. Lütfen şunu bir odaya kaldıralım. Hemen bak, vallahi yoksa ortalık yere doğuracak kadın ya. Ya niye ortalık yere doğursun ki? Açarız bir oda, orada güzel güzel doğurur. Efendim, bir doktor, bir hemşire çağırın. Hemen müdahale etsin. Ya panik yapma gözüm. Yapılacak bir şey varsa yaparız. Merak etme. Alexa! Bir yer. Bak
Alisa, burada vatandaş mağdur durumda. Bir doktor beye haber ver de gelip ilgilensin. Bak kadın ortalık yere de vuracak. Doktor nasıl ilgilensin? Başını kaşıyacak zamanı yok mu? Canım belki işi bitmiştir. Sen git bir bak, bir haber ver. Ha bak vatandaş mağdur durumda burada. Sen de ilgilen biraz kıpırda kıpırda, böyle olmuyor olmuyor. Ya bir kısım hasta sudan mikrop kapmış. Bir kısım hasta kela ısırmış. Domuz gribinden gelenler var. Ortalık bu ne be? Boş yatak bile kalmadı. Aaaa! Ya şimdi benim hastama yatak yok mu? Ben bir bakarım gelin. Nereye gitti bu adam şimdi ya? Ya bir bakıp gelecek. Aaaa! Lütfen sakin ol. Lütfen kendini tut karıcığım. Ben gidip bak yeni yılın ilk bebeğini çok güzel, rahat, sıcak bir ortamda doğuracaksın ha. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol karıcığım. Heh, bakar mısınız hanımefendi? Hastamla ilgilenir misiniz? Bir oda falan, bir yatak ayarlayamaz mısınız? Onun bir adı var. Neymiş? Meziyet. Ha, Meziyet Hanım. Lütfen ilgilenin. Hastamla ilgilenin. Ya iyi diyorsun da bakalım hastanede boş oda var mı? Tamam git bak işte bir boş oda bul. Hastamı hemen yatır. Niye senin hastan yatıyor? Benimki yatacak. Ya sen bu hastamın halini görmüyor musun kardeşim? Ağrıdan, sancıdan, sızıdan şimdi birazdan bayılacak ya. Sen şu hastanın halini görmüyor musun kardeşim? Şöyle bir baksana ya. Güneşleniyor mu burada? Şu hale bak ya. Tamam. He ne oldu Alex, sen ne oldu? Vallahi hastanada bir yatak boş. Benim hastam hemen yatsın oraya. Niye senin hastan yatıyor ya? Benim hastam yatacak. Hiç boşuna bağırmıyorsunuz. Nefesinizi tüketmiyorsunuz. Kiminki yatacak, kiminki kalkacak, buna siz karar vermiyorsunuz. Peki kim karar veriyor? Sen mi? He, beğenemedin mi? Ya beğensek de olacak, beğenmesek de olacak. Siz kararınızı söyleyin, biz hemen uygulayalım. Şimdi bu gibi durumlarda biz hastamızı başımızdan savıp savuşturmuyoruz. İyi de ne yapıyorsunuz? Bir yarışma düzenliyoruz. Ay ne yarışması canım? Ay ne diyor bu kadın? Ay 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 ay. Onda bundan şundadır yarışması. Ay. Lütfen karışım, lütfen karışım Allah aşkına. Ne diyorsun sen, ben ne yarışması kadın? Meziyet Hanım. Meziyet Hanım, bu ne yarışması? Lütfen saçmalamayın Allah aşkına ya. Yarışma yapmasak ne olacak? He? Odalardan birisini hastaya vereceğiz. Ötekisi de camı çerçeveyi aşağı indirecek. Bizim ağzımızın tadı kaçacak. Bu gibi durumlarda ne istiyoruz? Ne siz mağdur olun, ne de bizim ağzımızın tadı kaçsın canım. Kimin bahtı açıksa yatağı o kapçık kapsın. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Güzel güzel çocuğunu doğursun canım. Razı mısınız? Razı olmasak ne olacak? Razı olmazsanız koştura koştura başka bir hastaneye gideceksiniz. Ay razıyız, razı. Tamam o zaman yarışmamız başlasın. Alexa, gel oğlum sen bana yardım et. Açılın, açılın. Sarmayı boşaltın. Gel olsun. Sen tut bakayım şunu. Gördüğünüz gibi önümde üç tane kutu var. Kutuların her birinde birer tane çubuk var. Çubuklardan birinin üstünde bir bebek resmi var. Fakat bu bebek resmi onda mı, bunda mı, şunda mı? Eğer ki çubuklardan birini, bebekli çubuğu seçerseniz yatak onun olur, yavrusunu güzel güzel doğurur. Çekemeyen? O zaman da sabaha kadar yatak boşalsın diye beklerken dokuz doğurur. Ah! Ne diyorsunuz? Başlasın mı yarışma? Efendim ne olacaksa olsun. Bir önce yarışmaya başlayalım. Başlasın yarışmamız. Ay yarışmayla yatak verildiğini ilk kez görüyorum. Ay yarışma daha gireceğim. Ay Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ay geliyor bebek. Çabuk. Evet çabuk, zaten çabuk. Biz de çabuk diyoruz burada. Misal sen şimdi bir numara söyle. Bunda mı, şunda mı? Onda bunda şundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gündüm bundadır. Bir şarkımız eksikti yani. Ben bir numara seçiyorum, bir numara diyorum efendim. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Hay Allah seni bildiği gibi etsin. Son kararım ya.
Ne öyle, Allah sizi bildiği gibi yapsın, öyle hakaret amiz konuşmalara gelemem ben. He tamam, burada heyecanlı bir iş yapıyoruz, hem de matrakla ama öyle keyif de almıyoruz yani. Efendim, kusura bakmayın, ağzımdan çıktı. Çok özür diliyorum. Bu da mesleğimizin bir parçası olmuş bir etkinlik. Bırakın da etkinelim. Etkinelim, yarışalım ama bir an önce neyse onu yapalım efendim. Keyfimizden yapmıyoruz yani. Ya kardeşim, lafın gelişi söyledim. Kurbanın olayım, çek artık şu numarayı ya. Hak geçmesin diye yapıyoruz. Ay senin hakkına da, keyfine de. Ne biçim konuşuyorsun sen bir bayanla? Yapmıyoruz yarışma barışma. Git başka yerde doğru aslanı. Tamam, tamam, özür diliyorum. Ağzımdan kaçtı, sinirlendim. Aleksan Bey, Meziyet Hanım, lütfen hadi devam edelim. Çekin artık şu numarayı. Numara neydi? Bir efendim. Üç olması. Hayır, bir. İki mi, bir mi? Ya ağzından iki çıktı mı kardeşim benim? E ona bakarsan üçte çıkmadı. Allah, ya bir diyorum. Aa, sabahtan beri bir diyorum kardeşim ya. Ben yine de bir üçü düşün derim sana. Bir diyorum kardeşim, bir. Türkçe anlamıyor musun? Tamam. Çekiyorum. Allah'ım nedir benim çektiğim? Çekiyorum. Hay senin çenen tutulsaydı da çekemeseydin ya. Öyle hakaret amiz konuşup durma. Ne öyle çenen tutulsun falan. Nedir sizden çektiğimiz canım? Sinirden elim ayağım boşandı kardeşim. Ne yapacaksan yap artık ya. Bağırma. Yatağı en fazla bağırana değil, kazanana vereceğiz. Allah'ım, ay ne bitmez çilem varmış benim. Aa! Ah, çek kardeşim, çek şunu ya. Kardeşim yok, Meziyet Hanım diyeceksin. Tamam, Eziyet Hanım, çek. Eziyet mi? Meziyet olmasın sakın. Tamam Meziyet Hanım, lütfen çek. Çekiyorum. Çekiyorum. Çekiyorum, çek. Şahasar sucukları, şahasar sucukları, şahasar tadıyla ağzınızda dağılır. Şahasar sucukları dilinizi, damağınızı şımartır. Şahasar sucukları. Ne bu ya? Araya reklam aldık gözüm, ekmek parası. Çek artık şu sucuğu, aman sucuk diyorum ya. Çek artık şu çubuğu ya. Çekiyorum. Çekiyorum. Çekiyorum, çektim. Maalesef kaybettiniz. Oh, ay, beceriksiz. Ay, zaman kaybetmeden beni başka hastaneye götür. Ay, yılbaşı gecesi çocuğumu yollarda doğuracağım. Allah sizi bildiği gibi yapsa. Allah sizi karıcım, başka hastaneye. Yürü. Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun be? O zaman yatağı biz kazandık. Hastamı yatırabilirsiniz. Çabuk. Hemen yatak. Hemen yatak bulun bir tane. Yatak çabuk. Karım doğuruyor. Doktor yok mu? Doktor olsa da sor bakalım, yatak var mı? Yok mu? Var da bir tane var. Ne olacak peki şimdi? Yarışmayla veriyoruz yatağı. Yarışma mı? Ne yarışması bu ya? He. Onda bunda şundadır yarışması. Onda bunda kimde yarışması? Ya sen bir numara söyle. Numara mı? İki mi, üç mü? Ne yarışması bu? Anlatması uzun süre. Sen bir numara söyle. Numara mı? O numaralı kutunun içinden çubuğu çekeceğim. Çubuk mu? Üstündeki bebekli çubuğu çekersen yatak senin. Bebek mi? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Sabır mı? Kardeşim soru sorma, bir numara söyle. Kardeşim mi? Ya bir numara söylesene şapşal adam. Şapşal adam, aman tamam tamam, numaramı söyleyeyim, üç numara. He, üç. Çekiyorum, çektim. Bebek resmi kazandı. Peki ne olacak şimdi? Aleksa, sen bu kadını hadi doğumhaneye çıkar, hadi götür yatağına. Hadi, hadi, hadi karışım. Hadi, hadi sağ ol, hadi, hadi. Ne oldu şimdi ya? Ben o adamdan önce gelmiştim. Yatak benim hakkımda, niye ona verdiniz? Ya kardeşim, sen öyle seyrediyordun. Öyle bakmayacaktım. Adam geldi, pat diye söyledi gitti. Niye öyle seyrettin baktın? Seyretmeyeceğim. Niye öyle geliyorsun üstüme üstüme? Gelme canım, kış kış. Ne oluyor? Bak gelme üstüme. Bak bir yanlış yapayım deme.
Mahpuslar da çürüsün. Yılbaşını nasıl geçirirsen hayatın öyle devam edermiş. Vallahi mahpuslar da yanarsın çürürsün ona göre. Umurumda bile değil. Şimdi senden çok güzel bir oyun oynayacağız Meziyet Hanım. Cevap ver bakayım. Şimdi seni yakarak mı öldüreyim? Vurarak mı öldüreyim? Boğarak mı öldüreyim? Cevap ver. Onda mı, bunda mı, şunda mı? Cevap ver. İnce ince.